Ne demek e? Evleneceğimizi söyleyeceğim. Ha. Söyle tabii. Nişan falan için ne diyeyim? Bir ara kalkıp gideriz beraber değil mi İzmir'e? Annemlerden isteyeceksin herhalde beni. Ya ben öyle formalitelerden falan hiç hoşlanmıyorum. Karıştırma beni lütfen. Saçmalama be Eylül. Tamam tamam gideriz tabii de. Öyle nişanlı falan böyle şeylere kalkışmayalım ya. Ben sana bir yüzük alırım. Güzelce baş başa kutlarız. Ben de öyle tantanalı bir şey istemiyorum ama aile arasında küçük bir kutlama olabilir. Bakarız. Ellerine sağlık senin. Ne zaman uygunsan söyle de yüzük bakmaya çıkalım. Senin vaktin var. Bak işte beğen bir şey alayım. Sen benim beğendiğimi beğenecek misin? Git gel olmasın sonra. Sen takacaksın. Niye beğenmeyeyim ki? Ne yani? Sen takmayacak mısın? Sen benim hayatta yüzük taktığımı gördün mü? Ama bu başka. Aşkım ne olur bak ben daralıyorum. Hakikaten takamam elime bir şey. Lütfen sık boğaz etme beni. Sanki benimle lütfen evleniyorsun. Sanki ben senin gırtlağına bastım benimle evlen diye. Hayda. Niye sinirlendin şimdi durup dururken? Bırak Allah aşkına Behlül ya. Evlenme teklifini kabul ettiğimden beri değiştin. Değişmedim, saçmalama. Amcanları açıklarken ne kadar iştahlıydın. Evet, hala öyleyim. Biri bir şey söyleyip fikrini falan değiştirdiyse bileyim yani. Ne demek bu şimdi? Amcan yalnız kaldığında boş ver demiştir belki. Veya yengen, Bihter. Söylemiştir, hiç şaşırmam. Ağzının ucuyla tebrik etti zaten. Gözlerini kaydıra kaydıra, tebrik ederim. Hiç sevmiyor beni. Anladım. Sen iyice saçmaladın artık. Beni sinirlendirmek için yapıyorsun, değil mi? Şaka yaptım. Ama gereksiz bir şakaydı. Yüzük takacaksın. O şaka. Behlül. Ailem evleneceğimi duyunca çok sevindi. Sana da aynı özenle davrandılar. Bihter dışında. Bihter'in burnu büyük. Beni küçümsüyor sanki. Sana layık bulmuyor. Bunlar senin komplekslerin. Aldırmıyorum zaten. Bana alışmak zorunda. Belki de aynı evde yaşayacağız değil mi? Yok artık. Köşke gelin geleceğini düşünmüyorsun herhalde. Biz kendi evimizi açacağız. Behlül kaçar. Nereye gideceğiz? Ona göre karar verin, rezervasyonları yaptırayım. Kayağa gidelim babacığım, ne olur Uludağ'a gidelim. Bülent için kayağa gideriz. Sen Nihal? Ben Paris'e gideriz diyordum ama değil mi Matmazel? Ben hayır demem. Sonraki hafta da Paris'e gideriz, olmaz mı? Olur. Ben tamamına katılamam belki ama gider gelirim. Tamam, karar verilmiştir. Günaydın. 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 Firdevs Hanım tatile gidiyoruz. Şimdiden hazırlanmaya başlayın lütfen. Nereye? Önce Uludağ, sonra Paris'e. Bütün semestir gezeceğiz. Daha havası anneme iyi gelmeyebilir. Doğru söylüyorsun. Ben gezinin Paris kısmına katılırım. Siz de davet ediyorsanız tabii. Ne demek? Çok memnun oluruz. Ben bugün organizasyonu hallederim. Hadi hadi geç kalacaksınız. Beşir bekliyor hadi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle canım. Tatlı şeyler. Bay bay. Hoşça kalın. Hı.
Bihter Hanım evde. Saça döke dolaşma. Yardım edeceksen adam gibi yardım et. Baktım baba. Benim çamaşırlarımı atmıyorsun değil mi sizinkilerle? Ya sabır ya selamet. Geçen gün sizinkilerin arasından çıktı ama. Bakmadan atmışsın. Ben ne yapayım senin pis çamaşırlarını ya? Gerizekalı. Sen uyanıklık edip atmışsındır bizim torbalardan birine. Doğru konuş benimle. Bana bak. Sakın üstüme gelme. Zaten canım burnumda, hırsımı senden alırım bak. Bırak aptal. Benimle de iyi geçinmeye bak. Gördüklerimi söylersem anında koyarlar seni kapının önüne. Bu evde öyle şeyler hazmedilmez. Ben gidersem Beşir de gider. Sen şeytansın ya. Kim bilir nasıl girdin o salağın da aklına. Ne oluyor yine? Yok bir şey. Sen benim özel hayatıma karışamazsın. Bu evdeki kimse karışamaz, anlıyor musun? Hadi bakalım. Attırmaya kalk da neler oluyor gör. Ne diyor bu Nesrin? Niye dalaştınız yine? Abla bırak Allah aşkına ya. Ne yaptığını bir bilsen. Söyle bakayım ne yaptı? Ya. Anne. Babam kıymalı kessin diyor. Tamam. Ne oldu? Hiç. Yok bir şey. Thank you.